Geliyor. Şeyi göremiyoruz tabi. Şöyle parlaklığını da oynayalım da. Evet. İşte. Şöyle. Bas F1'e geçti. Çekti hatası veriyor. Tamam. Pil bitik yonda. Bu arada bu ses şey değil. Fan sesi değil. Hard diskin sesi büyük olasılıkla. Muhtemelen hard disk sesi. Bir de disket sürücünün sesi. Bunda da fan yok. Hı. Bunda da fan yok. İlginç ama değil mi? 386 işlemcisi yani zamanın bu şu kadarcık kasa içinde fansız çalışıyor. Demek ki yani gerekiyormuş. İşte tarihi gir diyor. Zamanı gir diyor. İşte MS-DOS 4.01. Bir de sen bir tak. Ha, çıkart disketi. Orijinal oyunumuz Outrun. Sega Outrun. 1989 yapımıymış o da. Yanlış yazdım. Tersten yazıyorum. Evet. Ekran renk seçimi yapıyorsun. 3 VGA'yı seç. VGA çünkü grafikleri sonuçta. İşte. Ses de gelecek. O zaman için zaten şu ses bir olay. Hani 386'yı konuşuyoruz çünkü. Sega'nın Outrun'ı. İşte geniş oyun. Monokrom grafiklerle ne kadar oynanabilirse. Ama ben oynadım, oynanıyor yani. Oynanıyor. Hiçbir şey yok. BIOS'unda şey ayarı var Murat. High speed, low speed. Hani eskiden kasalarda turbo düğmesi olurdu ya, onun ayarı var BIOS'unda. İşte yüklüyor. Şu sesler falan bile bir hatıra şeyi. Öyle. Diski, hard disk olmayınca. Hard diski var da o işte şey, tanımıyor artık. Hmm. Yokmuş gibi davranıyor. BIOS'ta göremiyorsun. Evet. Space'de falan başlıyordu galiba, enter'da falan bir şeyler yap. Oynayabiliyor musun? Evet. Başlıyor. E gidiyorsun evet. Daha gidemiyorum. Yukarıya bas ha. Evet gidiyor. Gidiyorsun tamam. İşte. Ultra. Şimdi oyun 89 yılında oyunu makineden daha eski. Evet. Dolayısıyla şey makine rahat rahat kaldırıyor. Ama hani dizüstü bilgisayarlar nereden nereye gelmiş işte. Şimdiki önümüzdeki canavarlardan canavarlara bak. Bir de şunlara bak. Ekmek kutusu gibi. Hala çalışması ama büyük keyif. Evet, süremizin sonuna geldik. Evet, evet. İki tane ihtiyar delikanlıyla bu top programı kapatmış olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Müzikte şey yapıyor. Kapanış müziği oldu.